Yavuz Türk, İyi Parti Belediye Başkan adayımız ve her biri konularında uzman meclis üyelerimiz, Üsküdar'ın imar sevdalısı 54 yıllık Yavuz Türklü Selahattin Özgür sizi asla tarla görmüyor. Değerli kardeşlerim, şuraya bakın. 1159 ada, 33 parsel. Nisan'da kazma vurulacak, Haziran'da kazma vurulacak. Yıllar geçti. Şimdi de parselin tamamı için binalar ölçülecek. Ben anlayamadım, anlayan var mı? Bizim imarımız belli, emsalimiz belli. Örtülü emsal artışı mı yapılacak? Biz bunların hepsini reddediyoruz. Yasal bir imar durumumuz var. Bu imara göre Yavuz Türk'te emsal 2.2'yi geçiyor. Onun için diyoruz ki macera gerek yok. Aklın yolu bir. Doğru olan yandan tavır koyun ve parsellerimizi sokak yollarımızı ayırmadan, sokak yollarımızı planlara dahil ederek parsellerimizi en düşük 1000 metrekare ifraz edeceğiz. Yavuz Türklü kardeşim, gelecek 20-25 yılı kaybetmek istemiyorsan yapacağın tek bir şey var. Yüksek inşaat mühendisi, tam 40 yıl üniversitelerde öğrenci yetiştirmiş, yüzlerce binlerce inşaat mühendisi yetiştirmiş belediye başkan adayımız Profesör Doktor Ertaç Ergüven Hoca ve güçlü kadrosuna 31 Mart gecesi anahtarı, mührü teslim edeceğiz. Yavuz Türklü kardeşim, bak, buradan bile görülüyor Ümraniye. Eğer imrenmek istemiyorsak, zaman kaybetmek istemiyorsak, biz yerinde ve gönüllü dönüşümden yanayız. Onun için diyoruz ki bu çarpık ve çürük yapıdan kurtulmanın tek yolu, parselleri en düşük 1000 metrekareye böleceğiz. Böylece kentsel dönüşüm başlar ve Yavuz Türk Mahallesi 1 milyon 400 bin metrekare alana sahip. Emin olun en az 30 yıl sürer. Bugün başladık, 30 yıl sürer kardeşlerim. Bütün başkan adaylarına bakın. Hepsi ne diyor? Parsel bazlı yapacağız. Büyükşehir'i kazanırsak şöyle olacak. Büyükşehir'i kazanırsak böyle olacak. Hepsi politika. Siyaset başka bir şey, politika başka bir şey. Biz yönetici olmak istiyoruz. Üsküdar'ı güzel yönetmek istiyoruz. Çünkü bu Üsküdar'ımız için bir şans. Emin olun, buna mutlaka özen gösterin. Bu kadro en iyi kadro. Bu kadroyu bir araya getiren Yüce Allah'ımıza hamdolsun. Mühür sizde. 31 Mart saat 5'e kadar iyi düşünün. Mührü ehline verin. Mührü size hizmet olacak olana verin. Televizyon kanallarında boy gösteren, afişler asan, hediyeler dağıtan, bunların hepsi günlük kardeşlerim. Bunlara aldanıp da eğer siz oy verirseniz, emin olun Üsküdar'ın kadim kaderi değişmez. Bizim bir gerçeğimiz var. Nedir o? Ülkemiz deprem kuşağında. Bütün bilim adamları uyarıyor. Olası bir Marmara depreminde Allah korusun neler yaşayacağımızı biliyoruz. Biz depremle yaşamak bizim kaderimiz. Ama çürük binada yaşamak bizim kaderimiz değil. Ben yaptım, biz yaptık. Yok öyle bir şey. Biz sizinle birlikte parselleri böleceğiz. Bu uyarılarımızı cumartesi gününe kadar yapacağız. Karar sizin. Kendi kaderinizi bir oyunuzla tayin edeceksiniz Üsküdarlı kardeşlerim. Bizim bütün çabamız
sizlere en iyisini anlatmak, en doğrusunu anlatmak. Ben tam 10 yıldır Üsküdar'ın 16 mahallesi için mücadele verdim. Hisseli parseller bölünsün dedim. Ne oldu? Eskiden bölünmüyordu, şimdi bölünüyor. Şimdi de tarla vasfına göre bölünüyor. Hayır, bunu reddediyoruz. Biz sokak yollarına göre, mevcut sokak yollarına göre parsellerimizi böleceğiz. Karar sizin kardeşlerim.